Herkese merhaba arkadaşlar, ben Eka Hocanız. Laptı Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. MEB'in yayınlamış olduğu kazanım kavrama testlerinden 10. sınıf kazanım kavrama testlerinden 11.si olan fonksiyonlar 5 testiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu testin PDF'i aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Çözümlü PDF de aşağıda mevcuttur. Kotası olmayan arkadaşlar da oradan yararlanabilirler diyorum ve de ilk sorumla başlıyorum. Diyor ki, dik koordinat düzleminde grafikleri verilen fonksiyonlardan hangileri gerçek sayılar kümesinde birebir değildir diyor. Birebir olması için tanım kümesindeki eleman değiştikçe benim görüntümün değişmesi lazım. Bozulması için de iki elemanın aynı yere gitmesi yeterli olmuş oluyor. Yani şu anlama geliyor arkadaşlar. Grafik üzerine bunu çözmek için siz x eksene paralel doğrular çizeceksiniz ve bir noktada kesecek. Misal çizdim doğruyu. Kaç noktada kesişiyor? Bir nokta. Bu şu anlama geliyor. Buradan bir x değerini yazmışım. Bir tane y çıkmış. Mesela çizmişim paraleli. Bakın bir noktada kesiyor. Bir tane x'e gidiyor. Çizdim. Sonsuz adet çizdiğimde hepsi bir noktaya gittiği için bu arkadaş birebirdir. Biz birebir olmayan arıyoruz. Örnek 3. öncülümüzde paraleli çizdim. Bakın 1, 2 nokta. Yani bir x değeri burada var. Bir x değeri burada var. 2x değerim tek bir yere gitmiş. Demek ki bu arkadaşımız birebir değildir. Tekrar ediyorum. Paralel çizdiğimizde birden fazla noktada kesmesi lazım. Çizdim, sıkıntı yok. Fakat sonsuz tane çizeceğim için mesela tam şurada çizdiğimde burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4 birden fazla değer var. Demek ki bu da birebir değildir. Aynı şekilde tam bu noktadan çizdiğimde, doğrudan çizdiğimde bakın birden fazla x değeri var. Bu da birebir değildir. 1, 3, 4. Sorumuzun cevabı Diyarbakır olarak bulunmuş oluyor. İlk sorumuz Diyarbakır'dır. İkinci sorumda artık yaklaştırabilirim. A kümesi -5, -4, -3, 3, 4, 5 olmak üzere f a'dan a'ya fonksiyonu birebirdir diyor. Birebir yani bir tane eleman bir yere gidiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi f-3, f-4, f-5 toplamın alacağı değerlerden biri olamaz. Nereye gittiğini bilmiyorum ama hepsini bir yere götüreceğim. Minimum mesela ne elde edebilirim? Bunu -5'e, bunu -4'e ve bunu -3'e göndersem en az -5, -4 da hatta şöyle ayrıyetten yazayım. -5, -4, -3'e gittiğinde -12'ye gidebiliyor toplam bunların hepsi. Yani A'yı elde edebiliyorum. Biz elde edemeyeceğimizi arıyoruz. Mantık böyle işleyecek. Bir tane küçülttüm. Mesela şöyle yapalım. Mesela 6 elde etmeye çalışayım. Veya -3, 3, 4. 4 elde edebiliyorum. Mesela -3, 3'e ve 4'e götürsem bunların toplamı 4 yapar hocam gitti. Mesela -4, -3, 3'e götürsem bunların toplamı -4 yapar hocam gitti. 6 elde edeyim. 4, 3, 7 olmadı. 5, 4, 9, 3 güzel. -3, 4 ve 5'e götürsem her birini ayrı ayrı toplamda 6 olmuş olur. Elde ederim ama -9'u elde edemiyorum. O yüzden ikinci sorumuzun cevabı -9 olarak bulunuyor. Üçüncü sorumda tabii tık yaklaşıyor. Küçültelim ya. Bu arada yorumlara yazın bakalım küçük mü olsun büyük mü. Gerçek sayılar kümesi ne tanımda? F fonksiyonu grafiği dik koordinat düzleminde verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen tanım ve değer kümeleri ne için? F fonksiyonudur. Değer kümeleri için f fonksiyonu 3 ifade var. Hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Demiş ki 0, 13 kapalı aralığında. Yani tanım kümesinden 0 ile 13 aralığını aldığımda benim görüntüm arkadaşlar -3, 3 çıkıyor diyor. Bakıyorum. Gittim takip ettim. Buraya kadar durdum. Bu aralıkta alacağım minimum değer -3'tür. Alacağı maksimum değer de 3'tür ve bu değerleri alabilmesi için vermemiz gerekiyordu. İkisini de verebiliyorum. Demek ki benim bu aralıkta birebirliğini istiyor bizden, özür diliyorum. Bu aralıkta birebir olması için bu aralıkta yatay bir çizgi çektim. Bakın burada 1, 2. Yani burada bir x değeri ve burada bir x değeri için fonksiyon aynı yere gidiyor. Demek ki bu aralıkta birebir değildir. Yani yanlış olmuş oldu. Harika. 0, 13'ten -3, 3'e örtendir diyor. -3'te 3 aralığın tamamını elde etmem lazım. Fark ettiyseniz sadece şurada elde edebiliyorum. Yeterli. Gerisine gerek bile yok hatta. Burada ben tüm aralığı elde edebiliyorum. Boşluk yok. Demek ki örtendir. 7 sonsuzdan -3 sonsuza. Bakalım. 7'den sonsuza kadar gittim böyle. -3'ten sonsuza gider diyor. Yani şurası komple yukarı doğru elde edilir diyor. Ama burada kaçan bir nokta var. 7 açık olduğunda burası açık olur. Demek ki -3 görüntü de açık olacak. Açık mı? Açık. O zaman -3'ten tüm sonsuza kadar hepsini elde edebiliyorum. O zaman bu da vardır hocam. Demek ki 2 ve 3'ten sorumuzun cevabı, 3. sorumuzun cevabı da Diyarbakır olarak bulunur. 4. sorum yaklaştırdım. F, G, H gerçek sayılar kümesine tanımlı fonksiyonlardır. Fx, gx, hx verilmiş. Fogoh 2 kaçtır diyor. Fogoh 2. En içten başlarım yani h2'den. H fonksiyonu burada. X'e 2 yazdım. H 2 eşittir. X'e 2 yazdım. 2 çarpı 2
Eksi 4. O da 4 eksi 4'ten 0. O zaman burası 0'mış. Burası 0'sa bir sonraki hedefim G0 olmak zorunda benim içten dışa doğru. G0 için ilk sene 0 yazdım. Yazıyorum. Eksi 0 artı 1'den 1'e gidiyor hocam. Yani burası 1'dir. Son olarak F ve 1 kaldı. Yani F1 kaldı. F1 için ilk sene 1 yazdım. O da 3 çarpı 1 artı 2. 3 artı 2'den 5'e gidiyor hocam. Zaten sonuç benden bunu istiyordu. Dördüncü sorumuzun cevabı da Edirne olarak bulunuyor. Beşinci sorumuzda f, g gerçek sayılar kümesinde tanımlı iki fonksiyondur. Fx verilmiş x eksi 3, fogx verilmiş 2x eksi 1 olduğuna göre gx eksi 1 fonksiyonunun kuralı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Önce şuna bir bakıyorum. Bu ne demek? Bu f'in içine sen gx yaz demek ve yazdığında senin sonucun 2x artı 1 çıksın demek. Harika. Fx var burada. İçerisinde olsun diyor gx. Demek ki ben burada x gördüğüm her yere gx yazarsam. Bakın ne oluyor? F gx oluyor. Eşittir. X gördüm hocam, gx yazdım. Gx eksi 3 oluyor. Yani sol taraflar eşit olduğuna göre sağ taraflar da eşit olacak. Yani 2x artı 1 eşittir. Gx eksi 3 oldu. Eksi 3'ü sol tarafa gönderdim. 2x artı 4'üm benim gx olarak bulundu. Gx'i buldum. Gx eksi 1 lazım. X gördüğümüz yere x eksi 1 yazarsak 2 çarpı parantez x eksi 1 artı 4 eşittir. X gördüğüm yere yazdığımda gx eksi 1 olur. Dağıt içeriye. 2x eksi 2 artı 4 eşittir gx eksi 1. Demek ki gx eksi 1 2x eksi 2 artı 4'ten artı 2'dir. 2x artı 2 5. sorumuzda bu şekilde alan olarak bulunur. 6. sorumda uygun koşullarda tanımla. F ve G fonksiyonları için fx eksi 1 x artı 1'e G eleşiği içinde fx x artı 1 bölü x eksi 1'e ve g5'i istiyor bizden. G fx ne demek arkadaşlar? Demek ki ben g'nin içine fx yazmışım ve benim sonucum x artı 1 bölü x eksi 1 çıkmış demek. Soru bitti. G5'i istiyor. Diyor ki içerisi 5 olsun. İçerisinde fx. Demek ki diyor ki senin diyor fx'in diyor 5 olacak diyor. Senin fx'in 5 olacak. Şimdi bakın. Elimde ne var? Fx eksi 1. Önce fx'e çevireyim daha rahat anlamak için. X gördüğüm yere x artı 1 yazarsam burası fx eşittir. X gördüğüm yere x artı 1 yazdım. Bir 1 de burada vardı. X artı 2. Fx 5 ise yani senin diğer tarafın 5 olacak diyor. Diğer tarafın 5 olması için x yerine 3 yazmam gerekiyor. Bakın 3 yazmam gerekiyor. Demek ki benim x değerim 3 olmuş oluyor. X değeri 3. Buraya geldim. X'im 3 olduğunda yani g'nin içi f 3 olduğunda diğer tarafa 3 yazıyorum. 3 artı 1 bölü 3 eksi 1 demek. O da 4 bölü 2'den de 2 cevabı bulurum. Ve bu da 6. sorumuzu Edirne olarak, bakayım Adana olarak bizlere bulunuyor. 7. sorumuzda f ve g gerçek sayılar kümesinde tanımlı iki fonksiyondur. Güzel. Fx artı 2, 2x artı 3 ve gx eksi 3, x artı 1 olduğuna göre f bileşke g1, g bileşke f1 kaçtır? Şuradan başlıyorum. Önce g1 bulacağım. G1. G1 için geldim buraya. X yerine benim burada g1 için bakın 4 yazmam gerekiyor. X yerine 4'ü yazdım. O zaman burası g1 oldu. Eşittir. X yerine 4 yazdım. 4 artı 1'den 5'tir. Burası 5. Şimdi neyi arayacağım? Şimdi f5'i arayacağım. F5 için geldim buraya. X yerine 3 yazmam gerekiyor. X yerine bu sefer 3'ü yazdım hocam. Ne oluyor işlem? 2 çarpı 3 artı 3. 6 artı 3'ten eşittir 9'a. F5 9'muş. Yani burası komple işlemin sonucu 9. Bu 1. Sonra diğer sağ tarafa geldim. G bileşke F1. Önce içeriği F1'i buluyorum. F1 için buraya döndüm. Yine X yerine 4 yazmam gerekiyor. X yerine, pardon burasıymış, özür diliyorum. Burasıymış. İçerisinin 1 olması için X yerine eksi 1 yazmam gerekiyor. X yerine her yerde eksi 1 yazdım. O da eşittir. 2 çarpı eksi 1 artı 3. Eksi 2 artı 3'ten 1'dir hocam. Burası demek ki G1'miş. G1'i bulmuştum. 5'ti. Demek ki bu işlemin sonucu da 5 olarak bulunuyor. 9 artı 5'ten cevabımız 14'tür. 7. sorumuz da Diyarbakır olarak bulunur. 8. sorum bir tık geri geldim. Grafik okuyacağız. Bir koordinat düzleminde f ve g fonksiyonun grafikleri verilmiştir. Tamam. Şu kırmızı fx, koyu renkli olan gx. Buradan başlıyorum. F eksi 3. Geldim. X eksen eksi 3'ü aldım. F fonksiyonu kırmızıya zaten burada değiyor. Direkt eksende değdiği için sonucum benim 0 oluyor. Şimdi g0 arıyorum. G0'ı. 0'ı aldım. G'ye değdireceğim. G burada değiyor hocam. Yukarı doğru bakın. Yataya hareket ediyorum. Dikkat, yataya hareket ediyorum. X eksenini aldıysam. Yataya hareket ettim. 4'e değdi. Demek ki buranın sonucu komple 4. Artı F2. 2'yi aldım. Gittim yatayda yukarıya değdirdim.
F'e değdirdim. Sonucum 3 gelmiş. 4 artı 3'ten pay kısmım 7. Bölüm. G 8. 8 aldım. Yine eksende değdiği için G'ye direkt 0 veriyor bana. F 0'ı buluyorum. 0 aldım. F'e değdirdim. Yukarı doğru 1 verdi bana. Artı G 16. Önce buna karar verelim. Şimdi G fonksiyonu doğrusal fonksiyon. Y eksenini burada, X eksenini burada kesiyor. E bu şöyle yazılır hocam. X bölü X'i kesen nokta artı Y bölü Y'yi kesen nokta eşittir 1'e. Burada Y yalnız bırakılır. Sorun değil ama gerek yok. Y dediğim benim GX'imdir artık. Diyor ki X yerine 16 yaz. X yerine 16 yazalım. 16 bölü 8 artı GX bölü 4 eşittir 1'e. 16 bölü 8 2'dir. Diğer tarafa attım. GX bölü 4 eşittir 1 eksi 2'den eksi 1'dir. Ve benim GX'im de eksi 4 olarak bulunur. Yani bu işlemin sonucu eksi 4'müş. Demek ki benim sonucum 7 bölü 1 eksi 4. O da 7 bölü eksi 3'ten. 8. sorumuz burs olarak bulunmuş oluyor. 9. sorum. 9. sorum. R fark eksi 1 1. X'den eksi 1 ve 1 yazamazsın. Kümesinde F ve G fonksiyonları verilmiş bana. Tamam. F'in içine GX, G'nin içine FX. Arkadaşlar sağdan sola her zaman. Yani diyor ki sen GX'i al. Bak GX'i al. F'e yaz. Sen diyor GX'i al. X yerine F'e yaz. Buraya yazıyorsan buraya da yazacaksın. Yani benim pay kısmımın sonucu X görmeyene X eksi 1 yazıyorum. Demek ki burası X eksi 1'in karesi. Bölü. Alt tarafta da FX'i al. Aldım X kareyi. Sola götür G'ye yaz. Gittim G yerine yazdım. Gittim X yerine yazdım. Ne yazıyorum? X kare yazıyorum. E burası da X kare eksi 1 oluyor. Soru bitti. X eksi 1'in karesini açmadan X eksi 1 çarpı X eksi 1 diyorum. X kare eksi 1 de 2 kare farkından burası birincinin karesi eksi ikincinin karesidir. Ve bu arkadaş şöyle yazılır. Birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci. E burada x eksi 1'ler sadeleşti hocam. Pay kısmında x eksi 1, payda kısmında x artı 1 kaldı. E bu da 9. sorumuzu bizlere 9. sorumuzu bizlere Ceyhan olarak bulurmuş olur. 10. sorumda kendimi kapattım. Soru net görünsün. Güzel soru çünkü. Aşağıda gerçek sayılar kümesinde tanımla. F ve G fonksiyonlarının grafikleri dik koordinat düzleminde verilmişti. Tamam. G grafiği bu. Kırmızıları görüyorsunuz. Sıfıra kadar olan kısım. Sıfır. Sıfırdan sonrası 2 veriyor. Burası da 2'ye kadar olan kısım. Eksi 1. Eksi 2'den sonrası 1 veriyor. Fok eksi 20. Bla 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 bla. En son G20'ye kadar geliyor. Önce G'leri bulalım. G eksi 20. Şimdi ben hepsinin sonucunun bakın. Hepsinin sonucunun sıfıra kadar sıfır olduğunu biliyorum. Yani buranın sonucu f sıfırdır. Çünkü g eksi 20 sıfıra geliyor. Nereye kadar derseniz de en son şu aradaki f bileşke g sıfıra kadar olan kısmının hepsi bana f sıfır veriyor. Yani burası da f sıfırdır. Artı f sıfır. Artı f sıfır. Artı dıgı dık dıgı dık dıgı dık. Artı en son f bileşke g sıfır dahilik burada. Bu da f sıfırdır. Peki kaç tane var? Eksi 20 sayısından 0 sayısına kadar son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'den toplam 21 tane F0 var burada. Artı devam ediyorum. E hocam bundan sonra ne var peşinde? F bileşke G1 var. Demek ki G1 ile başlayacağım. G1 burada. X sene 1 verdiğimizde sonuç ne? 2. 2 verdiğimde 2. 3 verdiğimde 2. Yani bundan sonra hep F 2 geliyor. Artı F2 artı bla 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 bla. En son fog 20. X yerine ben burada G yerine X yerine 20 versem yine sonucum 2'dir. Bu da F2. Peki kaç terim var? İlki 1 son 20 ise son terim 20 eksi 1 bölü artış miktarı artı 1'den toplamda 20 tane F2 var. Bu da tamam. Sorunun birinci aşaması gitti. Döndüm tekrar soruya. Bu sefer F grafiğine bakıyorum. F grafiğinde 2'ye kadar ki 2 yok. O zaman şöyle yapalım. Burası en son nerede bitiyordu? Şurası F bileşke G1'di. Burası F bileşke G2'ydi. Değil mi? Evet. F bileşke G1. Yani buraya kadar F2 gerçi. Evet tamam doğru. Buraya kadar yani 21 bir terimde buraya alıyorum. Komple burası ve bir terimde F2 buraya aldığımda bunların hepsinin sonucu bana eksi 1 verir. Yani F0 eksi 1'dir. F0 eksi 1'dir. Hatta F2 de eksi 1 olamayacağı için bir önceki şu F0 eksi 1'dir. Tekrar bakalım. Evet F0'ın hepsi eksi 1'dir. Doğru. Buraya dahil etmiyoruz o zaman. Doğrudur. Yok. Bununla alakası yok. Şuranın alakası yok. Burayı diğer tarafa davet edeceğiz. Yani toplamda 21 tane eksi 1 var. Demek ki burada eksi 1 çarpı 21 var. Artı diğer tarafa geldim. Hocam
Buradan sonra F2'den sonra sürekli F2 var 20 tane. Her F2'nin sonucu 1 verdi. Toplamda 20 tane var. Bu da 20 çarpı 1 demektir. Yani kısaca eksi 21 artı 20'den cevabım eksi 1 bulunur. Bu da bana 10. sorumuzu burs olarak tatlı bir soruydu. Buldurmuş oluyor arkadaşlar. 11. Dik koordinat düzleminde f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Harika. F bileşke f eksi 2 kaçtır diyor. Direkt bulmaya çalışayım, bulunabiliyor mu? F eksi 2 x'den eksi 2 yazdığımızda gördüğünüz gibi x eksen üzerinde olduğu için sonucu 0'dır. Şimdi f 0 arıyorum. X'e 0 yazdım, buradan geçiyor. O zaman doğruyu yazalım, garanti olsun. Tabii oran orantıyla da bulabilirsiniz, fark etmez. X ekseni kesin noktayı biliyorum. Bir de bir noktayı biliyorum. Yani y ekseni kesin doğru yeri bilmiyorum. Şimdi benim bir doğru fonksiyonum olduğuna göre bu. Doğru fonksiyon olduğuna göre. Senin fx'inin ax artı b olması gerekiyor. E hocam x'e 0 yazmış, benim sonucum bilmiyorum. X'e 2 yazmış, 4'ten geçmiş. X'e 2 yazıp 4'e götürüyorum. X'e 2 yazdım. 2a artı b sonucu 4'e gidecek. Bir de x'e eksi 2 yazdım, 0'dan geçecek. Bir de onu yazıyorum. 0 eşittir x'e eksi 2 yazdım. Eksi 2a artı b'ye. Taraf tarafa topladım. 2b'miz 4'tür. B değerim 2'dir. B değerim 2 ise yerine yazdım. 2a eşittir 2'ye. A değerim de 1'dir. E b'yi a'yı biliyorsam fx artık biliyorum. O da x artı b de 2'ydi. Soru bitti. Zaten f eksi 2'yi bulmuştum. Şimdi f0 arayacağım. X yerine 0'ı yazdım. F0. 0 artı 2'den 2'ye. Demek ki soru benden şu anda F2'yi istiyor. E F2 değerim de 4'tü hocam. Bana zaten direkt vermiş. Bu da 11. sorumuzu Edin olarak bulur. 12. sorumda dik koordinat düzleminde eksi 1, 4 kapalı aralığında tanımlı F fonksiyonun grafiği verilmişti. Buna göre F bileşke F x eksi 1, 2 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamını istiyor bizden. Güzel. Şimdi dikkatli bir şekilde izleyelim arkadaşlar. Diyor ki bileşke yapmışım. Benim sonucum 2 çıkmış. Peki bileşke ne demek? F'in içine f x eksi 1 yazmışım ve senin sonucun 2 çıkacak. Geldim buraya. Bakın şimdi. Benim sonucum 2 çıkması için şöyle yatay çizgi çekiyorum 2'ye. Yatay çizgi çekiyorum. Buradan x eksenine iniyorum. Yani sen x yerine 0 yazarsan demeyeceğim. Çünkü buraya 0 yazmaya çalışıyorsunuz. Sen eğer x yerine burada 0 yazarsan sana diyor ki senin diyor f 0'ın 2'dir diyor. F 0'ın 2'dir. Ha, demek ki hocam sonucun 2 olması için buradaki fx eksi 1'in 0 olması gerekiyor. O zaman aşağıya geldim. O zaman diyorum ki fx eksi 1'in 0 olması gerekiyor. Bu sefer 0'a yatay çizgi çekiyorum. 0'a yatay çizgi çektiğimde içerisi eksi 1, 1 ve 4 olduğunda 0 oluyor. Yani kısaca şu anlam var. F eksi 1, 0. F 1, 0. Ve F4'ün 0 oluyor. Sakın buraya x yerine eksi 1, 1, 4 yazmayın. İçeriği eksi 1 yaptığımızda 0 oluyorsa x yerine benim 0 yazmam lazım. Benim ilk x değerim bu. İçeriği 1 yaptığımızda 0 oluyorsa x yerine 2 yazmam lazım. 2 eksi 1, 1 oluyor. İçerisi 4 olduğunda 0 oluyorsa içeriye benim, yani x yerine benim 5 yazmam lazım ki 5 eksi 1, 4 olsun. X değerlerin toplamını istiyor. 5 artı 2, 7. Bir de burada 0 var, toplam 7 yapar hocam. 12. sorumuzda Ceyhan olarak bulunmuş olur diyelim ve de bu testimizi bu şekilde bitirmiş olalım. Güzel sorular vardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Eğer bu dediklerim olduysa beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.